Musa Kart, tahliye haberinizi nasıl aldınız? Tahliye haberimizi televizyonda geçen altyazılardan aldık. Ne o anki duygu, o anki hissediş? Ya doğrusu söylemek gerekirse Türkiye özellikle hukuki çerçevede baktığınızda çok öngörülebilir bir ülke değil. Yani her an her şey olacağına dair bir kanaate sahibiz bütün bu yaşadıklarımızdan sonra. Ama paylaşmak istediğim husus şu olabilir öncelikle sizle. Aşağı yukarı 4,5 ay önce burada Kandıra cezaevine girerken şöyle söylemiştik. Evet, ikinci defa cezaevine giriyoruz ama bu dava, yani Cumhuriyet davası, halkın vicdanında görülmeye devam edecek. Nitekim öyle de oldu. Olağanüstü bir destek ve olağanüstü bir dayanışma duygusu çıktı ortaya. Sadece insanlarımızdan almadık bu desteği. Doğrusunu söylemek gerekirse yüksek mahkeme, yüksek yargı organları, başkanları da, yüksek mahkeme başkanları da bu konuda yaşanan haksızlığa itiraz eden cümleleri paylaştılar. Anayasa Mahkemesi bir hak ihlali olduğuna işaret etti. Yargıtay Başkanı kabul edilebilir bir şey değil demeye getirdi. Adalet Bakanı da televizyonda ortaya çıkan mağduriyeti ortadan kaldırmak, telafi etmek kolay değil dedi. Sonra belki Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir konuda değil, doğrudan doğruya bir dosya üzerinde Cumhuriyet davası ile ilgili olarak 74 baro, kaldı ki aşağı yukarı 125 bin avukatın duygu ve düşüncelerini temsil ediyor bunlar. Yaşadığımız hukuksuzluğa itiraz etti. Dolayısıyla bu ortaya çıkan geniş ve büyük dayanışma görüntüsü bizi mutlu etti. Zaten nerede durduğumuzu, ne yaptığımızı bilen insanlarız. Ama göz göre göre bir söylemek, bu kadar sert bir şey söylemek istemem ama çok kişinin paylaştığı bir şey, bir hukuk cinayeti işlendi. Yani biz 4,5 ay boşu boşuna yaptık. Şiddetle yan yana gelmesi mümkün olmayan gazeteciler, yazarlar, çizerler terörle irtibatlandırılıp içeri atıldılar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ayrıca da bunca yıl yazmış, çizmiş insanların kanaatini zor kullanarak, şiddet uygulayarak, cezaevlerine atarak değiştirmeden artık vazgeçmek lazım. Bu yol çünkü Türkiye'yi Uygar Ülkeler Ligi'ne çıkarmaz, çıkarmıyor. Arzu ediyorum ki bu dava bir dönüm noktası olsun. Türkiye artık insanların yazdıklarından ve çizdiklerinden dolayı içeri girdiği bir ülke olmaktan çıksın. Peki son iki tane sorum olacak. 142 gün nasıl geçti Musa Kart için? Aynı zamanda siz yine 4,5 ay yattınız, öncesinde yattınız. Bütün bunlar aynı zamanda hukukun, adaletin yerine geldiği anlamına geliyor mu bu karar, bu kadar yani, süreçten sonra? Ben bizim çıkışımızla beraber Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğu tezini savunacak halde değilim. Daha dün Çorum'da tren faciasıyla ilgili gelişmeleri izliyordum. Yani göz göre gelen bir cinayet ve can kayıpları, ortada hesap veremeyen insanlar, hak hukuk için hareket eden insanlara reva görülen kötü muameleler. Yani şimdi bizim hikayemiz açıkçası gazeteci olduğumuz için biliniyor ve insanlar konuşuyor. Ama kabul etmek lazım ki bilinmeyen çok daha ağır mağduriyet hikayeleri var. Biz bunları geride bıraktık cezaevinde, bu çok ağır mağduriyet hikayeleri yaşanıyor cezaevinde. HDP'liler de orada. Herkes orada, siyasetçiler orada, akademisyenler orada, gençler orada. Yani dolayısıyla bunlara dikkat çekmemiz lazım ve hakikaten sadece kendimiz için değil, herkes için adalet talep etmemiz lazım. Şu anda acilen talep bekleyen, adalet bekleyen insanlar var cezaevlerinde ve çok büyük mağduriyet hikayeleri var. Burada çok ciddi hak kayıpları olduğunu düşünüyorum. Çok büyük mağduriyetler olduğunu düşünüyorum. Süratle siyasetin bu meselelere bir çözüm geliştirmesi lazım diye düşünüyorum. 142 gün nasıl geçti? Bir de onu sorayım size. Ya aslında biz biraz kıdemli de olduk galiba. Çünkü daha önce Silivri'de de kalmıştık bir 9 ay kadar. Yani şöyle bir şey, siz haklılığınıza inanıyorsanız burada günler zor geçmediğini söyleyebilirim. Yani tabii ki cezaevinde olma hali kolay bir hal değil. Ama
Hakikaten bu dayanışma hali, yardımlaşma hali, durumumuzun bu ölçüde bilinir olması vesaire ve bu şeyin yanlışın bir yerde düzeltileceğine dair kuvvetli bir inanç. Dolayısıyla işimizi kolaylaştırdı. Peki Mustafa, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Size sağ olun. Mustafa Kemal Güngör, 142 gün sonra özgürsünüz yeniden, ikinci defa yeniden. Haberi nasıl aldınız? İlk duyduğunuzda neler hissettiniz? Haberi şöyle aldık. Diğer arkadaşlarımızla, diğer hücrede kalan Yuray Öz ve Hakan Kara'nın bulunduğu yer bizim hücremizle bitişik duvarlar idi. Bizim televizyonumuz falan kapalıydı o arada. Yukarıda istirahat ediyorduk. Duvar güm güm diye vuruldu. Ha dedik, bu galiba iyi bir haber işareti. Yuray ve Hakan vuruyor diye düşündük. Hakikaten inip televizyonu açtık, aşağıdan seslerini duymuyorduk tabii arkadaşlarımızın. Televizyonu açtığımızda altyazıda bizimle ilgili haber geçiyordu. Çok güzel bir haber elbette. Gerçi Emre arkadaşımızı içeride bırakarak çıktık. Bu nedenle buruk bir sevinç bizimki. Keza haksız hukuksuz davalarla cezaevinde yatan pek çok insan da içeride. Onları geride bırakmak da üzücü. Ama işte bizim davada da neticeten Yargıtay'ın böyle bir karar vermiş olması gecikerek de olsa bizi mutlu ediyor. Sevinçliyiz. Burada dostlarla, avukatlarımızla, bizimle dayanışan gazeteci dostlarla ve tüm arkadaşlarla bulunmak güzel tabii. Neler yaptınız içeride? Nasıl geçti günleriniz? İçeride aslında biraz da bu kararı bekleyerek tabii. Zira çok hukuksuz, kanuna da aykırı bir durumla karşı karşıyaydık. Siz de izlediniz. Hani aynı davada yargılanan bir grup bizler 5 yılın altında ceza aldığımız için istinap mahkemesi kararı onayınca hapse girdik. Oysa daha yüksek cezayı alan arkadaşlar Yargıtay'a temize taşıdılar dosyayı. Ve garip bir kanun maddesi, ceza muhakemesi kanununun ilgili maddesi. Yani Yargıtay'daki incelemede kararın bozulması halinde bu otomatikman bize de yansıyacak bir karardı. Sirayet edecekti. Baştan beri biz bunu söylüyorduk. Bu kanun maddesinin anayasaya aykırılığını ileri sürmüştük istinap mahkemesinde. Fakat şimdiye kadar kulaklar sağırdı, gözler kördü, görmüyorlardı. Aslında o kadar hukuksuz bir durum ki, yani bu madde hiç öyle yargı reformu paketiyle ilgili bir madde de değil. Yani bu kadar kötü bir maddenin, kötü düzenlenmiş bir maddenin çoktan değiştirilmesi lazımdı. Bir yandan Adalet Bakanı bunun çok hukuksuz bir düzenleme olduğunu, mağduriyet yarattığını, adaletsiz olduğunu söylüyordu. Ama yasama organından bir şekilde bu yasa değişikliği çıkmadı. Tatile girdi meclis, halen de tatildeler. Bir yandan Yargıtay Başkanı bunun bir adil yargılanma hakkına aykırı olduğunu, bir hukuksuzluk olduğunu, bu adaletsizliğin mutlaka düzeltilmesi gerektiğini söylüyordu. Fakat buna rağmen bu kadar söylendiği halde biz aylardır, 4,5 ayı geçen bir süre yeniden cezaevine girmiş olduk. Esasen hani aklımızda Cumhuriyet davası da verilen bu kararın mutlaka bir yerlerde görüşeceğiz. Bozulacağından hiç kuşkum yoktu benim. Yani Yargıtay'da, Anayasa Mahkemesi'nde, Avrupa Mahkemesi'nde mutlaka bozulacaktı. Çünkü çok hukuksuz, hatta kanuna aykırı bir karardı. Ama zamana yayıldı ve bizim özgürlüğümüze mal oldu. Neticeten hani yargıya olan güven toplumumuzda çok aşağılara indi. Hatta Cumhurbaşkanı yardımcısı bile %38'lere indiğine dair bir beyanatta bulunmuştu. Tabii böyle davalar olursa, Cumhuriyet davası gibi, Sözcü davası gibi, Gezi davası gibi, Canan Kaftancıoğlu davası gibi, pek çok belediye başkanı ve siyasetçiyle ilgili, milletvekiliyle ilgili açılan hukuksuz davalarda olduğu gibi, böyle hukuksuz davalar
toplumda tabii ki adalete olan güveni sarsacaktır, güvenilmez hale getirecektir. Ben yine de adalet bir ölçüde yürüyorsa yargı teşkilatındaki dürüst, adil ve yargı bağımsızlığına inanan yargıçların, savcıların bulunduğuna inanıyorum. Onların sırtında yürüyordur yürüdüğü kadarıyla da. Ama mutlaka yargı bağımsızlığının üzerindeki siyasetin gölgesinin ortadan kaldırılması lazım. Aksi takdirde yargıya olan güveni toparlamak, yukarılara çıkarmak mümkün olmayacak. Sorum olacak son olarak. Siz hukukçu kimliğinizde bundan sonra ne olacak? Yerel mahkemeye gidecek dosyanız diye biliyorum. İkinci olarak en çok neyi özlediniz? Sevdiğim arkadaşlarımı özledim. Ailelerimizi özledik hep beraber. Dostlarımla oturup rakı içmeyi özledim. Kararı tam okumadım. Metin olarak bilmiyorum ama arkadaşlarımdan duyduğuma göre nihai olarak Yargıtay 16. Ceza Dairesi bir bozma kararı vermiş. Biz içeriden şimdi çıkan arkadaşlara da sirayet etkisi olacak ama bunu yerel mahkemenin vermesi gerektiğine ilişkin bir karar metni varmış. Yerel mahkemeye döndüğünde işte yerel mahkemede Yargıtay'ın verdiği bu karara karşı ne yapılacağı konusu durumu belirleyecek. Ama kararın özü esasen bu davada suçlama konusu yapılan yazı ve haberlerin basın özgürlüğü gereğince yapıldığını, ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu tespit etmiş olması kararın çok önemlidir. Baştan beri gazetecilik suç değildir diyorduk. İnanılmaz akla hayale gelmeyen delilsiz, mesnetsiz bir takım unsurlarla mahkum edildik. Demin de söylediğim gibi hani sadece hukuka değil kanuna bile aykırı bir karardı. Bu hukuksuz karar ortadan kalktığı için mutluyuz elbette. Mustafa Kemal Görünüyor. Çok teşekkürler. Sağ olun. Güray Öz ikinci tutukluluk. 142 gün sonra yeniden tahliye. Neler hissediyorsunuz? Güzel şeyler hissediyorum tabii ki. Dışarıda olmak, özgür olmak güzel bir şey. Gerçi biz içeride de eşimizi kaybetmedik ama içeride olmak Türkiye'de aydınların artık bir anlamda kaderi. İçeri giriyorlar, mücadele ediyorlar, dışarı çıkıyorlar. 12 Mart'ta da bir 12 Mart, 12 Eylül, 12 Mart'ta öyle var. 12 Eylül'de sürgünü var. Sonra dönüyorsunuz, Silivri'si var, arkasından Kandıra'sı var. Yani hayat böyle bizim için, aydınlar için hayat böyle bir şey Türkiye'de ve bu kötü bir şey belki diye söylenir ama insanlar aydınlar mücadele etmese bu işler düzelmeyecek. Onun için insanların mücadele etmeye devam etmesi lazım. Bu da en çok da aydınlara düşüyor görevim galiba. Gazetecilere, yazarlara, çizerlere düşüyor. Biz de üstlerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar başarıyoruz onu bilemem ama elimizden geleni yapıyoruz. Peki 142 gün nasıl geçti içeride? Neler yaptınız, neler ürettiniz? Birbirinizi görüyor muydunuz? Tabii görüyorduk. Birbirimizi görüyorduk. Öyle bir şansımız vardı. Ben çalıştım. Daha önce çıkmış bir romanım var benim. Onun ikincisini yazdım. Devamını yazıyorum. Onu yazdım. Neredeyse bitirdim. Bitirdiniz üzerine. Mi romanı? Neredeyse bitirdim. Tam bitmedi ama bitecek. Yakında bitecek. Yani boş durmadım ben. Onun dışında işte dışarıdaki arkadaşlarımızla haberleşmeye, görüşmeye devam ettik. Avukatlarımız bizi hiç yalnız bırakmadılar. Siz de yalnız bırakmadınız ben. Sizin gazetenizde, sizin sitenizde de kendimizi gördük yani. Biz her ne kadar internet sitelerine ulaşamıyorsak da avukatlarımız sayesinde ulaştık. Sizi de izledik. İyi i̇lk oldu. Haberi ilk aldığınızda ne? Kim getirdi haberi? Nasıl duydunuz? Şöyle oldu. Ben bilgisayar çalışmasını, bilgisayarda yazıyordum. Romanla uğraşıyordum. Yemeğe indim. Yemeğe indikten sonra televizyona bakarken birdenbire altyazıyı gördüm. Arkadaşları son dakikayı uyardım. Gördünüz. Son dakikayı gördüm. Ondan sonra arkadaşları uyardım. Onlar öbür koğuşta. Onlara duvarlarımız yan yana. Duvarlarımız bitişik. Oradan onlara sinyal verdim. Onlar uyandılar. Bak işte ondan sonra zaten çok uzun sürmedi. 3 saat içinde dışarı çıkardılar bizi zaten. Serbest bırakınca içeride tutmuyorlar. Ben o sırada işte bilgisayarda çalışıyordum. Onun çıktısını almam gerekiyordu. Onunla uğraştım. Dedim çıktıyı almadan gitmiyorum. Burada kalırım ben dedim. Onlar telaşlandılar. Dediler hemen sizi çıkarmamız lazım. Çıktıları evet. Almadan çıkmadınız hayır, yani. Hayır bırakır mıyım? Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.